Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli, yapılışı oldukça kolay, çok güzel bir tığ işi örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelim için bebe yünü kullanıyorum. Şöyle ipime uygun da 3 numara tığ kullanacağım. Siz de ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı belirleyerek modele başlayabilirsiniz. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Modelimizin anlatımına ilk olarak zincirlerimizi çekerek başlıyoruz. Herhangi bir zincir sayımız yok. Yapmak istediğiniz işin uzunluğuna göre zincirlerinizi çekin. Sonra üzerine modeli kurmaya başlayın. Son çektiğim zincirden tutuyorum. Üzerine 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Çektiğiniz bu zincirleri de çok sıkı olmayacak şekilde çekerseniz daha güzel olacaktır. Şimdi 2 zincir çektikten sonra geriye doğru dönüyorum ve buraya 1 tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar her zincir boşluğuna bir tane sık iğne yaparak ilk sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim ve ilk sıramı sık iğne yaparak tamamladım. Toplamda 18 tane sık iğnem var. Bir üst sıraya geçerken tekrar kaç tane sık iğne yaptıysanız bu sayıyı devam ederek yapmalısınız. Çünkü ilk sırada 18, ikinci sırada 19 yaparsanız modelde bir şekil bozukluğu olacaktır. Şimdi kenara geldiğimiz zaman bir tane zincir çekiyorum ve örgümü çevirdim. İlk sık iğneye tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerin boşluğuna birer tane sık iğne yaparak ikinci sıramızı da tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tekrar 18 adet sık iğne yaptım. Kenarda bir tane zincir çekiyorum ve yine 3. sıramızda da bütün sık iğnelerin içine birer tane sık iğne yaparak 3 sıra şeklinde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıranın sonuna geldiğimde 3. sırayı da sık iğne ile tamamlamış oldum. İlk başlangıcını bu şekilde yapıyoruz. Tekrar aynı renk ipimle devam ediyorum. Şimdi modelimizi şekillendirmeye başlıyoruz. Kenarda 1-2 tane zincir çektim ve örgümü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Şimdi burada 1. ve 2. sık iğne boşluklarını kullanarak yapıyoruz. Öncelikle ilk bir üstündeki sık iğneye batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkarttım. 3 tane ilmeğim oldu. Tekrar bir defa daha doladım. Bir alt sıraya, yani ikinci sıraya iniyorum. Buradan da bir tane ilmek çıkarttım. Toplamda 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğim oldu. Bu 5 ilmeği birlikte topluyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım, 3 oldu. Bir defa doladım ve altındaki sık iğnenin boşluğuna iniyorum. Bir ilmek daha çıkarttım. Toplamda 5 tane ilmeğim oldu. Ve bu ilmeklerin hepsini birlikte topluyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki sık iğneye batıp bir ilmek çıkarttım, 3 oldu. Bir defa doladım. Şimdi aynı hizadan sık iğnenin bir alt sıraya iniyorum ve bir ilmek daha çıkartıyorum. Ve bu 5 ilmeği birlikte topluyorum, kapatmıyorum. Tekrar ip tığın üzerinde bir sonraki sık iğneye battım, ilmek çıkarttım, 3 oldu. Bir defa doladım ve bir alt sıradaki sık iğneden bir ilmek daha çıkartıyorum. Toplamda 5 tane ilmeğimi birlikte toplayıp bırakıyorum. Evet, bu sıramızda böyle devam ediyoruz. Öncelikle bir üst sıradaki sık iğneden bir ilmek, 3 ilmek yapıyoruz. Bir doluyoruz, hemen bir altına iniyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Toplamda 5 tane ilmek olunca topluyorum ve kapatmıyorum. Evet, sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Şimdi sıranın sonuna geldik. Sıra sonunu da gösterelim.
Şimdi bir sonraki sık iğneye şöyle en üstündekine batıyorum. Bir ilmek çıkarttım. 3 oldu. Doladım. Bir alt sıraya iniyorum. Bir ilmek daha çıkarttım ve bu 5 ilmeği birlikte toplayıp kapattım. İpi tığın üzerine alıyorum. Son sık iğneye batıp ilmeğimi çıkarttım. Bir altındaki sık iğneye batıyorum. 5 tane ilmeği burada topluyorum. Sıra sonuna geldiğimde hiç zincir çekmeden ipi tığın üzerine alıyorum. Kenardaki zincirin üzerine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve böylelikle ilk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi renk değiştirerek ikinci modelimizle devam ediyoruz. Şimdi ikinci model için pembe renkli ipimi aldım. Kenarda beyaz ilmeğimle birleştiriyorum. Üzerine bir tane zincir çektim. Beyaz ipimi de şöyle alttan sıkıştırdım. Örgümü çeviriyorum. Burada ilk modelin üzerindeki boşluğa batarak burada bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi buradaki boşlukların her birine birer tane sık iğne yaparak ilk modelde olduğu gibi ilk sırayı sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna kadar geldim. Hiç sayımı bozmadan tekrar 18 tane sık iğne yaptım. Bir üst sıraya geçerken tekrar bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim ve sık iğnelerin her bir boşluğuna tekrar birer tane sık iğne yaparak ikinci sıramızı da tamamlayalım. Toplamda 3 sıra sık iğnemiz olacak. Şimdi ben burayı 3 sıraya tamamladıktan sonra modeli anlatmaya devam edeceğim. Şimdi sıramı tamamlayayım. Şimdi ben sık iğnelerimi 3 sıra şeklinde ördüm. Şöyle bakın 1, 2 ve 3. Şimdi modelimizi tekrar kurmaya başlıyoruz. Kenarda 2 tane zincir çekiyoruz modelimiz için. Sadece sık iğneleri yaparken kenarda birer zincir çekmiş oluyoruz. 2 tane zincirden sonra ipi tığın üzerine alıyorum. Sık iğnenin içine batarak burası bizim zincir boşluğu olduğu için bir sonrakine batıyorum. İlk sık iğneden bir ilmek çıkarttım. 3 ilmeğim oldu. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sıradaki boşluktan bir ilmek daha çıkartıyorum. Toplamda 5 ilmeğim oldu ve bu 5 ilmeği topluyorum, kapatmıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki sık iğneden bir ilmek çıkarttım. 3 ilmeğim oldu. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen bir alt sıradaki sık iğnenin boşluğundan bir ilmek daha çıkarttım. 5 ilmeğim oldu ve topladım. Bir sonraki sık iğneyi de aynı şekilde 3. ilmeğimi çıkarttım, bir doladım ve alttan bir ilmek daha çıkarttım. Toplamda 5 tane ilmek olunca topluyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz ve ikinci modelimizi de bitirmiş oluyoruz. Şimdi ben sıra sonuna kadar ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Bir alttan da tekrar ilmeğimi çıkarttım, 5 ilmek oldu ve topladım. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıranın sonuna geldim. Son modelim için 5 ilmek çıkarttım ve bu 5 ilmeği topladım. Sıranın sonunda hiç zincir çekmeden ipi tığın üzerine alıyorum. Kenardaki zincir boşluğuna batarak burada ikili bir trabzan yaparak kenar trabzanımızı yapıyoruz. Evet, şimdi iki model şeklinde anlatımımı yaptım. Oldukça kolay bir örgü modeli. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Düz renkle de yaptığınız zaman çok güzel bir model olacaktır. Evet, bu da modelimizin son hali. Ben daha önceden büyük bir parçada modeli hazırlamıştım sizlere fikir olması için. Yapılışı oldukça kolay, çok da güzel bir örgü modeli. Bununla güzel bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Çocuk yeleklerinde kullanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek, yakıştırdığınız her örgüde kullanabileceğiniz güzel ve kolay bir örgü. Şöyle modelimizin arka yüzünde hemen göstermek istiyorum. İki yüzünde kullanabilirsiniz. Arkadan da kabartmalı bir görüntüye sahip.
Dediğim gibi isterseniz tek renkle, isterseniz elinizde kalan parça iplerle ya da benim gibi iki renkli olarak çalışabilirsiniz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.